Vatan Partimizin değerli kadroları, değerli arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 1 Mayıs Dünya Emekçiler Günümüz hepimize, partimize, Türkiye'mize kutlu olsun. Değerli arkadaşlar, 1 Mayıs'ın Türkiye'mizde 2020'li yıllarda başka, bambaşka bir anlamı var. Türkiye aşağı yukarı 150 yıldır, yani daha Osmanlı Devleti zamanından beri 1 Mayıs'ları kutluyor. Cumhuriyet zamanında da daha Kurtuluş Savaşı yıllarında 1920'lerde Ankara'da 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra 1 Mayıs bayramları Ankara'mızda hep Cumhuriyet Hükümeti tarafından onun önderliğinde kutlanmıştır. Fakat biz 2020'lerde başka bir 1 Mayıs kutlamasına girdik. Milli Demokratik Devrimimiz bugün yepyeni bir aşamaya girmiştir. Milli Demokratik Devrimimizi, Kemalist devrimini, onun doruğu olan, kesin zafere ulaştıracak olan emekçi sınıfların, üretici sınıfların, üretenlerin iktidar iddiasının bulunduğu bir dönemdeyiz. Bu Türkiye'miz için arkada kalan 200 yıllık demokratik devrim sürecinde yepyeni bir durum. O bakımdan 1 Mayıs'ların anlamı artık efendim asgari ücretimizi arttırın, sosyal haklarımızı verin, efendim bana da destek akçası verin falan gibi ekonomik taleplerin ötesinde Türkiye'yi biz yönetiriz. Üreticiler milli hükümeti kurarak Türkiye'yi yönetir ve milli demokratik devrimini Türkiye'nin kesin zafere ulaştırır ve Türkiye'yi sosyalizme açılan bir sürecin içine yönlendirir. Artık 1 Mayıs'ta ileri süreceğimiz talep budur. Ve Vatan Partisi'ni diğer çeşitli örgütlerden ayıran da budur. Bakın sabahleyin televizyonları, radyoları dinliyoruz. Çeşitli mesajlara kulak veriyoruz. Hepsinde bir takım ekonomik talepler, bir takım sadaka istemeler. Onun ötesinde bir şey yok. Üreticiler için, emekçiler için biz Türkiye'yi yönetiriz. Türkiye'yi biz sosyalizme açılan bir aşamaya getiririz. Tam bağımsız Türkiye'yi kurarız. Üreticilerin yönettiği Türkiye'yi kurarız. Aslında şimdi geldiğimiz aşamada 1 Mayıs'larda seslendireceğimiz iddia budur. O bakımdan Vatan Partisi biriciktir. Vatan Partisi emekçi sınıflara önderlik açısından ve Kemalist devrimi emekçi sınıfların, üreticilerin bütün milletle birleşerek ve bütün milli sınıflarla birlikte taşlandıracağı bir dönemi özleyen bütün insanların partisidir ve bu ihtiyaca, bu talebe cevap vermektedir Vatan Partimiz. 1 Mayıs'ın anlamını İşçi Sendika Büromuzun yazdığı bildiride de değerlendirdiği gibi diyoruz ki bütün millete hitaben emekçiler Vatan Partisi'ne, üreticiler Vatan Partisi'ne, Vatan Partisi hükümete. Tekrar ediyorum. 2021 yılının 1 Mayıs sloganı şudur. Emekçiler, üreticiler Vatan Partisi'ne, Vatan Partisi üreticilerin milli hükümetine. Önümüze üreticilerin milli hükümeti hedefini koyuyoruz. Üreticiler kavramını iktidar mücadelesinde Türkiye'nin gündemine partimiz getirdi. Bu da çok önemli. Çünkü bir emekçiler, işçi sınıfı bütün üreticilerle, yani Türkiye'nin çarşılarıyla, esnafıyla, zanaatkarıyla, Türkiye'mizin tüccarlarıyla, tüccarlar da bir üretici sınıftır ve sanayicileriyle birleştirdiğimiz zaman ancak üreticiler için, emekçiler için bir hükümet mümkün. Siyasi mücadelede emekçi kavramının önüne üretici kavramının geçtiğini koyabiliriz. Bu Türkiye'nin içinde yaşadığı aşamanın önümüze koyduğu bir görev. Vatan Partisi işte budur. Vatan Partisi bir takım dogmaların, saplantıların, kitabi fikirlerin içinde kendisini kaybetmiş veyahut da kendisini tamamen gerçek dışı hayallere teslim etmiş olan bir parti değil. Vatan Partisi ayağını Türkiye toprağına basan, devamlı gerçekleri arayan, gerçekleri tahlil eden, içinde yaşadığı süreci anlamlandıran,
nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Bu sorulara cevap veren parti. Bilimi kılavuz edinmiş bir parti. Tüzüğümüzde, programımızda ne yazmaktadır? Bizim kılavuzumuz Atatürk'ün de belirttiği gibi bilimdir. Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir. Vatan Partisi'nin dünya emekçilerine ve dünya sosyalistlerine getirdiği ufuk aynı zamanda bu. Yani bilimin kılavuzluğu, bilimsel sosyalizmin, sosyalizm o bilimin doruğunda yer alıyor. O bilimin bir parçası. Bilimin dışında bir bilimsel sosyalizm yok. Bilimsel sosyalizm de ayaklarını, köklerini bilime dayandırıyor ve bilimsel birikimiyle insanlığın buluşarak emekçilerin iktidarını öngörüyor. Bu çok çok önemli. Bilimsel sosyalizmin kaynaklarına baktığımız zaman İngiliz iktisadı, Alman felsefesi, Fransız sosyalizmi, bunların hepsi burjuvazinin bilime getirdiği, iktisada getirdiği, felsefeye getirdiği ve insanların özlemlerine getirdiği büyük yenilikler burjuvazinin. İşte bilimsel sosyalizm kendinden önceki burjuva, feodal, bütün sınıflı toplumların bilim mirası üzerinde ortaya çıkmıştır. O bilim mirasının bütün birikimlerinden kuvvet alır, kaynaklanır. Bu da çok çok önemli. Yani bilimin dışında, insanlığın dışında bir bilimsel sosyalizm değil, insanlığın bütün bilgi birikiminden kuvvet alan bir bilimsel sosyalizm. İşte Vatan Partimiz bir, bilimi kılavuz edinerek, iki, o bilimin kılavuzluğunda üreticilerin milli hükümetini bugünkü Türkiye koşullarında önümüze hedef olarak koyarak kendisini devrimci bir parti olarak kanıtlamaktadır. Yalnız iktidar hedefini ortaya koymuyoruz. Aynı zamanda iktidar hedefine ilerleyen bir pratik içindeyiz. Bakın her olay Türkiye'nin bir devrim sürecinde olduğunu bize ispatlıyor. Türkiye geleceğini arıyor. 2014-15'ten itibaren bizim Silivri duvarlarını yıkmamızdan başlayarak Türkiye geleceğini aramaktadır. Ve Türkiye'nin bu geleceğini arayışında Vatan Partisi önder konumlardadır. Geleceği arayan pratiğin başındadır. Silivri duvarlarını yıkarak o pratiğin başındadır. Daha sonra PKK'nın üzerine silahla yürünmesi sürecinin başlanmasındaki etkin rolüyle Türkiye'nin geleceğini arayışının başındadır. FETÖ darbesi sırasında herkesin saklandığı koşullarda ortaya çıkıp bunun bir Amerikan darbesi olduğunu, FETÖ darbesi olduğunu, Türk milletinin Türk ordusuyla birlikte bu darbeyi ezeceğini söyleyerek ve herkese görevlerini hatırlatarak bu sürecin başındadır. Türkiye'nin Amerika-İsrail koridorunu yarması, Türkiye'nin Asya'daki dostlarıyla buluşması, Türkiye'nin Batı Asya'daki komşularıyla el ele vermesi sürecinde yine Vatan Partisi Türkiye'nin geleceğinin kurulması pratiğinin başındadır. Partimizin başardığı, yaptığı işlere bakarak özgüvenimizi güçlendirmek ve biz yaparız demek, başarırız demek, üretici sınıflarla birlikte, onların çekirdeğinde bulunan emekçi sınıflarla birlikte başarırız demek ve bilimin kılavuzluğunda yolumuza devam etmek ve Türkiye'nin önündeki milli demokratik devrimini tamamlama sürecinde üreticilerin milli hükümetinin kurulmasında en önde oynadığı görevi başarıyla sürdürerek ve kesin zafere ulaştırarak görevimizi yapma karar ve azmindeyiz. Onun için değerli arkadaşlar, 1 Mayıs bizim için bize güç veren, esim veren bir gün. Burada Türkiye müstesna dedik. Çünkü değerli arkadaşlar, bunu bütün milletimizin bilincine yerleştirmemiz lazım. Türkiye bugün dünyada Amerikan emperyalizmine karşı en ön cephede silahla savaşan iki ülkeden biri. Bugün Amerika ile silahla savaşan bir Türkiye var, ikincisi de Suriye var. Demek ki biz şu anda dünya devriminin en ön cephesindeyiz. Tıpkı 1914'ten 22'ye kadar devam eden Cihan Savaşı'nda olduğu gibi biz yalnız kendi milletimizin bağımsızlığı, kendi üreticilerimizin üretim devrimini başarması gibi pratiklerin ötesinde bütün insanlığın kurtuluşunda ve Asya çağının yükselişinde önder bir konumdayız. Yeni bir uygarlık doğuyor. 1 Mayıs aynı zamanda
bu yeni uygarlığın kuruculuğu konusundaki görevlerimize bizi kilitleyen, ona yönlendiren bir gün. Yeni uygarlık Asya uygarlığıdır. Batı'nın kapitalist, emperyalist uygarlığı artık sona ermiştir. Asya uygarlığı yükseliyor ve o yükselen Asya uygarlığında da Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ve bütün Asya içerisindeki Türk kavimleri ve Türkler önder konumlarda, Rusya ile birlikte, Çin ile birlikte, İran ile birlikte, Araplarla birlikte önder konumlardadır. İşte 1 Mayıs'ın enternasyonel içeriği de budur. Enternasyonalizm, enternasyonalizm. Enternasyonalizmin her tarihi aşamada, her tarihi durumda yeni bir tanımı, yeni bir içeriği vardır. Onun için enternasyonalizmi Batı işçileriyle bugün birlik olarak tarif etmek aslında devrimden vazgeçmektir. Çünkü Batı'nın emperyalist ülkeleri maalesef arkada kalan 200 yıl içerisinde kendi işçi sınıflarını da burjuva milletin parçası haline getirmişlerdir. Ama Lenin'in emperyalizm çağındaki devrim teorisinde ifade ettiği gibi gerici Avrupa, ilerici Asya. Bakın Lenin ta 20. yüzyılın başında gerici Avrupa, ilerici Asya demiş. İşte gerici Avrupa, ilerici Asya sloganının hayat bulduğu bir 200 yılı yaşıyoruz. Rus devrimi, Çin devrimi, Kore devrimi, Vietnam devrimi, Türk devrimi, bütün bu devrimler ve bu devrimlerin parçası olan Meksika devrimi, Küba devrimi, Nikaragua devrimi, Latin Amerika devrimleri, Afrika devrimleri, Arap devrimleri, bunların hepsi ezilen dünyada ve Asya'da ve Asya'nın kanatlarında. İşte bugün enternasyonalizm Asyacı olmaktır. Asya uygarlığının en önünde yürümektir. Asya uygarlığının önünde Türk milletinin şanlı, ay yıldızlı al bayrağını dalgalandırmaktır. Değerli arkadaşlar, üreticilerin milli hükümeti için ileri, Asya uygarlığındaki şanlı görevlerimizi yerine getirmek için ileri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 1 Mayıs kutlu olsun.